gelişmeleri, bu sabahki gelişmeleri değerlendireceğiz. Telefon hattımızda 24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut var. Yiğit Bulut, bir kez daha merhabalar. Görüntüleri izliyorsunuz siz de televizyondan. Ne düşünüyorsunuz bu sabah yaşananlarla ilgili? Evet, şimdi sağdaki arkadaşlardan aldığım bilgileri paylaşayım her şeyden önce. Çok kısa bir süre önce çok ilginç bir gelişme oldu. Göstericiler birbirine müdahale etmeye başladı. Orada alanda bulunan göstericiler arasında ciddi sorun çıktı ve birbirleriyle şu anda uğraşıyorlar, birbirlerine müdahale ediyorlar. Bir kısmı alanın boşaltılması gerektiğini düşünüyor, bir kısmı alanda kalınması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla aralarında şu anda çok ciddi bir sorun var. Seda Hanım, her şeyin ötesinde sesimizi çok iyi duyurmamız lazım. Çünkü şu anda Twitter'da ve bazı televizyon kanallarında Gezi Parkı'ndaki gençleri polisle çatışmaya itmek üzere yayınlar yapılıyor. Bu bazı televizyon kanallarının hangisi olduğu zaten herkes tarafından malum. Yine Twitter'da maalesef bazı gazeteciler de dahil olmak üzere gençleri polisle çatışmaya yöneltmek için provokatif mesajlar atılıyor. Çok iyi bir mesajı vermemiz lazım. Özellikle televizyonlarını yeni açanlar için bunu söylüyorum. Taksim Gezi Parkı'nda legal sınırlar içinde, anayasal sınırlar içinde fikrini, tezini savunmak için bulunan gençlere veya Türk vatandaşlarına en küçük bir müdahale yok. Hatta polis anonsu şöyle geçiyor. Burası da çok ilginç. Lütfen bakın, çok dikkatli dinleyin. Lütfen Gezi Parkı'ndaki eylemlerinize, Gezi Parkı'ndaki bulunmanıza, Gezi Parkı'ndaki faaliyetlerinize devam edin diye polis anons yapıyor. Oradaki müdahale sırasında. Şimdi gerçekten çok iyi planlanmış, sınırları çok iyi çizilmiş, özellikle normal vatandaşlara bulaşmaması için bütün tedbirlerin alındığı bir müdahale görüyoruz. Polis çok sabırlı, kesinlikle gaz kullanmamak için direniyor ve sürekli anons yapıyor. Gaz kullanmak istemiyoruz, lütfen zorluk çıkarmayın. Şu ana kadar su sıkıldı, özellikle direnen eylemcilere karşı. Ama tabii ki bir gerçek de var. Uzun süre Taksim'in bu şekilde kalmasına müsaade edilemezdi. Uzun bir süre Taksim'in Türkiye'nin zaaf alanı olması, Türkiye'nin kurtarılmış bölgesi olması veya bu algılamanın bütün dünyaya yayılmasına müsaade edilemezdi. Ve bu sabah itibariyle de Taksim Meydanı'nın normalleştirilmesi çalışması başladı. Nasıl Taksim Meydanı'nın altyapı çalışması varsa, bu sabah itibariyle Taksim Meydanı'nın normalleştirilmesi çalışması başladı. Gezi Parkı ile hiçbir alakası yok. Bunu çok iyi duyurmamız lazım. Gezi Parkı'ndaki gençlere kesinlikle müdahale edilmiyor. Hatta polis şu anda Gezi Parkı'ndaki gençlerle illegal örgütler arasında bir barikat kurmuş durumda. Ve bu barikattan gençlere yönelik illegal örgütler tarafından kaçanların gençlerin arasına geçmesini, onların arasına katılmasını önlemek için de tedbirler alınmış durumda. Evet. Bir şeyin daha altını çizeyim. Bu müdahale niye yapıldı diye şu anda sosyal medyada bir kampanya başlatılmış durumda. Yarın görüşme vardı, bu müdahale niye yapıldı? Yarın görüşme olan arkadaşlarla, yarın görüşme olan gruplarla bu müdahalenin hiçbir alakası yok. Yarın başbakanın görüşeceği isimler Gezi Parkı'ndaki gençler arasından seçilmiş, onların temsilcileri olarak seçilmiş isimler. Ama burada iki bölüm var, bunu herkes çok iyi anlamalı. İki kompartıman var. Birinci kompartıman Gezi Parkı, onun içinde kendi ifade özgürlüğünü kullanmaya çalışan insanlar, gençler var ve gerçekten bir karnaval, bir halay havasında, bir bayram havasında orada oturuyorlar. Bir de Taksim Meydanı'na çöreklenmiş, Atatürk anıtını ele geçirmiş, AKM'yi ele geçirmiş, burayı illegal örgütlerin billboard'u, panosu haline getirmiş başka bir grup var. Burada müdahale Taksim Meydanı'na, Taksim anıtına ve AKM'ye yapılıyor. Şimdi birçok insan diyor ki Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkamazsınız. Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkamayız da içinde Atatürk adı geçen kültür merkezimizi illegal örgütlerin panosu haline mi getirebiliriz? Buna müsaade mi edebiliriz? Dolayısıyla lütfen herkes çok mantıklı bir şekilde olayları sorgulasın. Birinci kompartımanı, yani Gezi Parkı'ndaki insanlara en küçük bir müdahale yok. Ama Taksim anıtını ele geçiren, AKM'yi ele geçiren, Taksim Meydanı'nı bir kurtarılmış bölge haline getiren illegal gruplara müdahale var. Evet. Ve bu müdahalenin yapılması gerekliydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının güvenliği için gerekliydi. Ve şu anda Taksim'in normalleştirilme çalışması bu sabah itibariyle başlamış durumda. Tekrar ediyorum, maalesef sosyal medyada gazeteci kimliği taşıyanlar dahil gençleri provoke eden insanlar görüyoruz. Bazı televizyon kanallarında inanılmaz bir provokasyon var şu anda. Gençlere
herkesin ulaşması, her ana babanın, hatta eğer sesimizi duyuyorsa çocuğunu arayıp sakin ol demesi gerekiyor. Çünkü gençlerle ilgili en küçük bir müdahale yok. Evet. 24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bul, teşekkür ediyoruz bir kez daha. Gezi Parkı eylemleriyle ilgili Taksim Meydanı'nda bu sabah yaşanan hareketliliği, sıcak saatleri yorumladı Yiğit Bul.